Merhaba, iyi akşamlar. Doğası günlük grafik. Doğasının çok basit bir grafiği var. Biz bu tür yukarıda alanları gördük mü? Yani böyle dik giden grafiklerde en üstte bir yatay alan veya benzeri bir alan oluşuyorsa teknik analizde şöyle denir. Mal dağıtılıyor. En altta olduğumda mal toplanıyor diye yorulur. Yani her zaman %100 olmasa bile yorum bu şekildedir. Şimdi doğası getirdiler tabii 34'e falan. Bir 20 gün civarında destek buluyor. Şimdi oradan aşağı götürdüler. 20 gün kırılabiliyor. Bir kere 20 gün desteğinde kapattı ama 20 gün desteği hiç güvenilir bir destek değil burada. Daha önce sol tarafta kırıldığını görüyoruz. 50 gün desteği güvenilir olur mu? Onu da bilemiyoruz. Teknik analiz olarak bilmek mümkün değil. Yani bir destek sayılır 26-30 ama dediğim gibi güvenilirlik bakımından sorgulanır. Fakat %50 25-72 biraz daha güvenilir bir destek olarak düşünülebilir. Çünkü şimdi iki şey söyleyeceğim. Senaryo olarak söylüyorum. Olur mu olmaz mı ben bilmem. Gevşer 20 günden 50 güne. 26-30'a dokunur tutamazsa eğer 25-70'in tuttuğunu görürsek ise yatay bir alandır artık burası. Teknik anlamda. Yani bir yeşil yapar. Diyelim 25-70 temas yapar. Deriz ki tamam yatay bir alan. Demek ki yukarıya alanın tavanına doğru bir hareket başlatma ihtimalinden bahsederiz o zaman. Gelir 26-30'da durur. O da olumlu. O zaman deriz ki orta vade yukarı bir hareket ihtimali devam ediyor burada. Ama orta vade, kısa vade değil. Olur ya bu 20 gün etrafında döner ve 20 günü kıramazsa aşağı yönlü anlamlı bir şekilde ele kıramazsa o zaman kısa vade yukarı hareketlerine devamı teknik olarak beklenir ama 31-20 direncinin geçilmesi kaydıyla. Çünkü niye böyle söyledim? Yani şimdi 20 günlük kıramazsa bu bir yeşil yaparsa yukarı buradan bir trend çizeriz anında. Öyle mi? Yani şu çok basit. Şu trendi alırız getiririz böyle. Koyarız deriz ki ha yani yaptı ya yeşil. Demek ki doğu kuramına göre yeşille yola çıktı. Bir 31-10 civarını görüp en azından sonu düzeltmesi lazım. Tepenin öbür türlü çünkü kıramazsa o zaman da sıkışan bir alana girmiş oluyor. İhtimallerden biri de bu. Ama genel olarak baktığımız zaman RSI aşağı yön. MACD'de aşağı bir yön bugün vermeye başlamış. Yani buraya ilk kırmızıyı koymuş. Onu da tabii göz ardı etmemek lazım. Yukarı bir hareket alınıyorsa, aranıyorsa bu 30 civarının üstüne çıkış önemli. Ne olursa olsun istiyorsa bir gün çıksın. Yani orada kalıp kalmaması önemli değil ama fitil olarak bile yeni bir yüksek bir tepe yapmış olur. Bunun dışında özel bir mum formasyonu yok. Unuttuğum herhalde bir şey de yoktur. Yani olası senaryoları söyledim zaten. Şöyle bir daha bakayım da eksik yedik bir şey kalmasın. Ha bir de şunu söyleyeyim tabii aşağı hareketler devam edince bu tür grafiklerde en çok görülen 618 0618 desteğidir. 23.64'te kötü bir senaryo halinde. Ondan sonra %50 desteğidir. 25.72'de zaten o desteği aldığını görüyoruz. Diyelim bunların ikisi kırılırsa da en çok görülen diğer destek de 0.786'da 20 lira 68'e denk gelir. Kötü, çok kötü bir senaryo halinde. Tabii 30-38'in üstünde kalışlarda 34-54'de yeni bir kapı açması doğal olarak beklenir. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.